Ya bir süreci özetleyeyim ben. Okullarımızdan biri o dönem şu anda Sincan bir nolu yüksek güvenlikle kalıyor ama o zaman Karabük T tipi cezaevinde kalmaktaydı. Bana bir mektup göndermek istiyor. Şöyle kısacık bir mektup. Onun içeriğini birazdan konuşuruz. Bu mektubu cezaevi idaresi sakıncalı buluyor ve göndermiyor. Bunun üzerine Hasan Umut Özer haklı olarak bir itiraz süreci başlatıyor. Önce biliyorsunuz her cezaevi bir infaz hakimliğinin yönetiminde idare edilmektedir. Ona başvuruyor. İnfaz hakimliğine diyor ki ben mektubumda hiçbir şey yok. Gönderilmeme kararı hukuksuzdur. Oraya başvuruyor ancak reddediliyor. Diyor ki onlar idareyle iç içe olduğu için idarenin bir bildiği vardır diye infaz hakimi o dönemki reddediyor. Bunun üzerine böyle bir durumda o ildeki bir ağır ceza mahkemesine itiraz edilir. İnfaz hakimlerinin kararına bu sefer de ağır ceza mahkemesinde itiraz ediyor Hasan Ümit Özer. Oradan da red gelince bunlar tabii Karabük küçük bir şehir mutlaka bir de kendi aralarında da konuşmuştur böyle bir olay var falan diye. Ama gerçekten de o kurumuz yılmıyor. Diyor ki bu gerçekten haksızlık. Bir anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkını kullanıyor. Ve yani orada aslında hükümler bayağı geç çıkar ama yine de zamanında bir karar çıkıyor. Anayasa Mahkemesi diyor ki bu yaptığınız doğru değildir. Bu mektupta hiçbir şey yok. Yani cezaevinin güvenliğini aksatacak, işte tehlike düşürecek. Çünkü öyle itiraz edilir, öyle gönderilmez mektuplar. Anayasa Mahkemesi diyor ki bu mektubu gönderilmesi gereken kişiye gönderin. Ama bu arada da siz iletişim hakkını ihlal ettiğiniz için başvurucunun 3.000 lira tazminat cezasına hükmediyor. 3.000 lira o zaman bugüne göre bayağı büyük bir para diğer satın alma gücü açısından. Bu arada ama okurumuz hala şunda ısrarlı. Diyor ki o mektup sahibine gönderilecek. Nitekim Anayasa Mahkemesi bunu itirazı kabul ettikten sonra kararı yerel mahkemeye gönderiyor ve yerel mahkeme de işte tekrar bakıyor. Evet diyor Anayasa Mahkemesi'nin söylediği gibi bu mektubu göndermemiz lazım diye karar alıyorlar. O kurumuz o kararı da ısrarla cezaevi müdürlüğüne göstererek mektubun bana gönderilmesini talep ediyor ve cezaevi idaresi sonunda o mektubu bana geçen hafta gönderdi. Bir gün önce böyle uyduruk sebeplerle cezaevleri kendine göre önlem almaya çalışıyor. Çünkü gelen her mektup içerideki insan için bir ihtiyacının giderilmesi anlamında, moral anlamında, insanların işte dışarıdaki insanların o kendilerini özlediği anlamında çok önemli bir iletişim aracıdır. Ve bunu da uyduruk sebeplerle engellemeye çalışırlar ki hani içerideki insan işte psikolojisi bozulsun, işte şey yapsın diye. Oysa yani insan haklarına haykırı bir şey. Yani kanunlar da buna aslında el vermiyor. Tam tersini diyor ve bu şekilde engellemeleri yapıyorlar maalesef. Mektupları yani gönderiyoruz diyorlar ama esasen mektubun esas haber kısmını işte üstüne bir kağıt konuluyor, fotokopisi çekiliyor ve şey oluyor. Mesela diyelim ki son dönemlerde işte açlık grevleri var cezaevlerinde. Mektup tam açlık grevine işte biz başladık burada şu kadar kişi yapıyor işte dönüşümlü olarak bizden sonra şunlar gelecek şeklindeki haberleri cezaevi idareleri sansürlüyor bir şekilde bazen karalama şeklinde yapıyor bunu bazen de şey ve bu arada da mektup gitmiş oluyor. Yani siz itiraz bile edemiyorsunuz, farkında bile olmuyorsunuz. Mektubunuz gitti mi gitti işte. Taahhütlü gönderdiğinde size o gitti şeyi geliyor, kağıdı geliyor. Böyle bir yöntem de var ama genelde de hiç göndermeme şeklinde engelleme var. O nedenle ben okurlarımıza sizlerin aracılığıyla
bu örneği izlemelerini, yani bir kere sonuna kadar hukuk yollarına bir şey yapılamayı, hatta dedim ki AYM'den de evet geldi, bu da sorun yok geldi, AHİM'e kadar götürebilirler bunu. AHİM'de de defalarca bu konuda Türkiye tazminat ödemeye mahkum edildi. O nedenle haklarını aramanı lazım. Yani siz bunu kabullendikçe size üzerinize bu şekilde geliyorlar ve sizi dışarıdan tecrit etmeye çalışıyorlar. Bütün zaten yapmak istedikleri şey dışarısıyla sizin arasında şey yapmak, bir duvar örmek. Hatta bunu son zamanlarda iyice yaygınlaştırmaya başladılar. Son bir örnek, 75 yaşındaki bir kadını sırf kendi kızına ve kızının yanında olan birisine de para gönderdiği için 4 yıldan fazlaca hapis cezası verdikleri gibi, bu şekilde içeride kalamayacak bir insanı içeride tutmayı yapıyorlar. Yani bütün dertleri bu şekilde tecrit. Ama ben arada bunu şeyde yayınlıyorum, bu kararı. Twitter'da kendi köşemde yayınlıyorum. Okurlarımız bunu, yani cezaevi idaresi herhangi mektubunu göndermeme kararı aldıklarında hemen bunu hatırlatsınlar. Desinler ki AYM'nin böyle bir şey var, kararı var, örnek kararı var. Sizin başınıza da bu gelebilir. Yani onlar şimdi tamam 3000 lirayı keşke kendileri ödeseler, devlet bütçesinden ödediğine o para, ama buna benzer yani şey aldıklarında birinci müdürler, ikinci müdürler ya da gardiyanlar bu şekilde bir karar aldıklarında mutlaka sicillerine işleniyor ve kendilerinin açısından, yükselmeleri açısından da bir engel olacaktır. Ama ondan önce bir vicdan sahibi olmak lazım. Kanunlar var ortada, çok açık kanunlar var.